Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün programa bir soruyla başlamak istiyorum. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doğal yöntemleriniz neler? Lütfen ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımıza cevaplarınızı yazın. Evet değerli izleyenler, tüm dünya büyük bir pandemi dönemini geçirdi ve maalesef tam anlamıyla bitti diyemesek de korkudan riskler azaldı diyebiliriz. Peki pandemi sonrası grip atakları mutasyona mı uğradı acaba? Yeni bir grip dalgası mı geliyor? Yeni grip vakalarında görülen belirtiler geçmişe bakıldığında farklılıklar mı gösteriyor? Bunların sebepleri acaba neler? Kış hastalıklarından korunmanın yollarını uzman konuklarım ve sizlerle birlikte konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Doktor Geldi başlıyor. Bakalım sizler için neler hazırlamışız. Hastalıkları Doktor Geldi de anlatılıyor. Hastalıklarla mücadele için neler yapmamız gerekiyor? Bu belirtilere dikkat. Grip mi, soğuk algınlığı mı? Halk arasında paçavra hastalığı diyebilir. Griple hiç kimse ne okuluna gidebilir ne işine gidebilir. Bir yılda 20 defa hastalanıyor. Bir ayda 4 kutu antibiyotik içiyor. Serhat Bey'in sürekli hastalanmasının gerçek sebebi ne? Geceleri uyuyamıyorum. Ciğerlerim sürekli dolu. Ayda bir 4 kutu kullanıyorum. Ayda 4. Vitamin deposu, lezzetli tarifler. Oh! Hocam iyi misiniz? Bol limonla beraber afiyetle tüketirsiniz. Gerçekten süper. Evet, hastalık mevsiminde sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bugün oldukça önemli. Hayatımızı nasıl yöneteceğiz? Sağlık için, hastalıklarla mücadele için neler yapmamız gerekiyor? İşte bu dönemde ne gibi önlemler alacağız veya sizler neler alıyorsunuz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? İşte bunların hepsinin cevabını bugün sizlere programımızda aktarıyor olacağız değerli izleyenler. Evet, programımıza başlarken her zaman olduğu gibi yine bugün de bir anketle başlıyoruz. Ve anketimizde sizlere sorduk. Bakalım önce sizlerin cevapları neler olmuş? İlk sorumuza alalım. Kış aylarında en sık hangi hastalığı yaşıyorsunuz diye sorduk. Ve şıklarımızda soğuk algınlığı, nezle, grip ve farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatüre, koah ve diğer seçeneği var. Ve sıklıkla %70 oranında izleyenlerimiz soğuk algınlığını, nezleyi, gribi işaretlemişler. Bunların hepsini niçin aynı anda koyduk? Çünkü birbirinden pek ayıramıyoruz aslında. Hangi durumda griple karşı karşıyayız? Hangi durumda mevsimsel soğuk algınlığı tablosuyla karşı karşıyayız? Veya nezle mi olduk veya covid mi olduk? İşte bütün bunların ayrımını yapabileceğiniz bir bölümle karşı karşıyayız. %70'lik dilimi içerisindeyseniz. Dolayısıyla cevaplarınızı programımızın ilerleyen dakikalarında bulabileceğiniz anlamına geliyor. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, güncel sağlık durumumuza göre aşağıdaki belirtilerden hangisini yaşıyorsunuz diye sorduk. Ve burada boğaz ağrısı, yüksek ateş, burun akıntısı, hapşırma, göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma, halsizlik, yorgunluk, üşüme. Burun akıntısı ve hapşırmanın %46 oranında birincilik aldığını ve sonrasında göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma veya boğaz ağrısı, yüksek ateş görüyoruz. Bu dönemde karşılaştığımız özellikle çok yüksek ateş yoksa, kısmen birazcık ateşleniyorsak veya ateşlendiğimizi bile hissetmeyecek kadar ateşimiz yükseliyorsa, ancak beraberinde burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerimiz varsa ve burun tıkanıklığı veya burnunuzdan nazone konuşuyormuş gibi, sinüsleriniz doluymuş gibi konuşmanız varsa, işte son dönemde özellikle yaygın olan mevsimsel soğuk algınlığının temelini oluşturan çeşitli enfeksiyonlara kapılmış olabilirsiniz. İşte onlardan da nasıl kurtulacağımızı bugün anlatacağız. Özellikle evde kendinize nasıl bakmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Hasta olduğunuzu fark ettiğinizde nasıl bir yol izlersiniz? Müdahale etmem kendiliğinden geçer diyenler %9. Genellikle semptomlara karşı, yani belirtilere karşı bir mücadele içerisinde oluruz. Burnunuz tıkanır, burnunuzu açmak istersiniz, burun akıntınız olur, elinizde peçeteyle gezersiniz veya başka bir şey. Ama evdeki eski ilaçlarımı kullanırım diyenler %17. Tarihini umarım kontrol ediyorsunuzdur. Ancak bir önceki yıl sizde işe yarayan bir ilaç
Yine soğuk algınlığı yaşıyorsanız yine işinize yarayacaktır ama öncelikle doğru tanıyı koymak gerekiyor. Beslenme mi düzenler ve dinlenirim diyenler baktığımız zaman %27, biraz daha fazla. Ancak hemen doktora giderim diyenler %47. Hepinize kocaman bir alkış ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Kış aylarında kendinize hastalıklara karşı nasıl koruyorsunuz? C, E, A vitaminlerini ve çinko takviyesi alırım. Her gün sebze ve meyve tüketirim. Sıvı tüketimini artırırım. Su, çorba vesaire gibi yöntemlerle sosyal mesafe, maske ve havalandırma. Sosyal mesafe, maske ve havalandırma %47 ile birinci. Eskiden bu anketi yaptım. Bundan 5 yıl önce tablo tamamen bambaşkaydı. Bugün bu noktaya gelmemizin en temel sebebi aslında pandeminin bize öğretileri. Peki bunları acaba doğru yapabiliyor muyuz? Yani yeteri kadar doğru anlamda ifade edebiliyor muyuz veya icra edebiliyor muyuz? Ki bugün ilk sorumuzda olduğu gibi belirtileri yaşıyor musunuz? İşte eskiden kalan durumlarla, eskiden kalan alışkanlıklarla, bugün pandemi sonrasında öğrendiğimiz alışkanlıklar acaba hayatımızı nasıl etkiledi? Kış aylarına karşı bizler birazcık daha dayanıklı mıyız? Olmazsa olmaz altın kurallarımız neler? Sizlere sorduk. Sonrasında buradayız efendim. Gribe ve soğuk algınlığına karşı uyguladığınız altın kurallarınız nelerdir? C vitamini, meyve, bol bol meyve yiyorum. Vitamin alıyorum. Bitki çayları, şifalı otlar, zencefil, kök baharatlar. Gribe ve soğuk algınlığına karşı altın kurallarının en başında gelen limon. Ben daha çok doğal yöntemleri tercih ediyorum. Çocuğun bağışıklık sisteminin doğal yollarla güçlendirilmesi taraftarıyım. Evde kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ilk önce doktorun yönlendirmesi önemli. Evet, ateşinizi çıkaran hastalıklar ve neler yapmanız gerektiğini programımızda konuşacağız. Mutfağı da bir şekilde ateşe verdik diyelim ama sevgili Ayva Şef'im bizlerle birlikte. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Ben iyiyim, sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Bugün çok güzel gene iki tarifle sizlerleyiz. Soğuk algınlığı ile ilgili söyleyince benim aklıma ilk biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri tavuk geliyor. Bunun güzel kemiklerini kaynatıp suyunu elde ettikten sonra. Ama ben bugün biraz daha doyurucu, yanında ekmek yenmesin hem de şifalı olsun diye içerisine peynirli mantı da katacağım. Tabii ki burada bir zencefilimiz var, şöyle taze zencefil varsa, yoksa toz zencefil de kullanacağımız muhteşem bir kış çorbası hazırlayacağız. Süper. Tabii ki ben hocamı yakaladığımda ne yapıyorum? Güzel bir yarışma yapıyoruz. Bugün gene benim size sürprizlerim var. Bakalım sevgili hocam beni geçebilecek mi? Ben ona hatta artı bir opsiyon tanıyacağım. Ondan sonra bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. İddia büyük. Artı bir opsiyon derken artı bir dakika mı? Yok, belki sizi ya bir dakika önce başlatacağım ya da ben kendime bir ceza vereceğim. Bakalım hocam ne çıkacak? Evet, bakalım, merak ediyoruz. Heyecanla programın sonundaki bu yemek yapma yarışması kısmına da kaçırmayın diyorum. Daha önce ellerimi kesmedim ama direkten döndü. Hocam burada göstermemiş ama ben sonradan haber aldım. Hafif bir orta parmak rendesi yapılmış o gün yaptığımız yemeğin içerisine. Evet, olsun. Evet, şimdi ya tavuk suyu çorba demişken hocama da soracağım birazdan stüdyomuzda. Ama benim için çok önemli, ben çok hastalanıyorum. Bugün hatta bir konuğumuz daha gelecek programa. O da sürekli hastalandığını ifade ediyor. Gerçekten ağır hastalanıyorum. Biraz yoğun çalışmaktan, belki kendime yeteri kadar dikkat etmemekten. Ancak hastalığım döneminde sabah kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde neredeyse aralıksız bir şekilde yani başka hiçbir şey yemeden tavuk suyu çorba içiyorum ve iyileşiyorum. Ama bu faydalı hocam. Yani biz kemikleri çok kullanamıyoruz ama eskiden biliyorsunuz kemik suyu kaynatılırdı hep. Ama şu anda biz aslında en değerli şeyleri kasapta bırakıyoruz. Bir kıyma alıyorsanız kemiğini alın, ortadan kırdırın diyoruz. Hem doğal kolajen elde edin. İşte bir tavuk alıyorsanız mutlaka kemikli kısımlarıyla alın. Evde sıyırdıktan sonra o kemikleri kaynatın. Bunu çocuk mamasında da kullanabilirsiniz, pilavlarda kullanabilirsiniz, çorba sularında kullanabilirsiniz. Ne kadar saklayabiliriz onu? İstediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Aslında bunun bir püf noktasını da verelim. Bu suyu elde ettiğiniz o gün bir şey yapmayacaksınız. Evde artık o buzluklar var, poşetler biliyorsunuz.
Soğuduktan sonra onun içerisine doldurun, buzlukta saklayın, pilav mı yapacaksınız? 2-3 tane pıt 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 hemen çıkartın pilavın suyuna. Muhteşem bir şekilde doğal çeşni olarak kullanabileceğiniz bir lezzet elde etmiş olacaksınız. Evde yapma kemik suyunu kullanabilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Çorbalara kullanabilirsiniz, pilavlara kullanabilirsiniz. Yani çocuk mamasında bile kullanabilirsiniz. İyi süzdürdükten sonra onu güzel tülbentle süzdürün, kemik parçaları kalmasın içerisinde. Çünkü yapılabilecek en doğal haliyle kemik suyu. O halde hazırlıklar tamamsa. Evet hocam. Ben sizi bekliyorum sabırsızlıkla. Biz de tavuğun kaynamasını bekliyoruz. neyse birazdan yanına geleceğim. Tamam hocam. Birazdan Ayva Şefim'in şifalı mutfağında olacağız. Tabii ki stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Kendisi Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve kış geldiği zaman, hastalıkları konuştuğumuz zaman, mikropları konuştuğumuz zaman kendisini stüdyomuzda ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi biz anket yapıyoruz, ankette sorular soruyoruz. Anket sorularımızın cevaplarını alıp burada yorumlamaya gayret ediyoruz. Bu sefer dedik ki siz sorun. Siz geliyorsunuz diye bağışıklığınızı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için doktorunuza ne sormak istersiniz dedik. Bakalım neler sormuşlar. Sorularımız gelsin. Mevsimine göre meyve ve sebze tüketmek yeterli mi? Yine de takviye almalı mıyız? Neden? Bu gıda takviyeleri de son dönemde oldukça popüler. Bu konuda soruyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Aslında çok güzel bir soru. Günlük hayatımız için çok pratik bir soru. Biz hep şöyle söylüyoruz. Evet, mevsiminde ne varsa o sebze ve meyveleri tüketmek bağışıklık sistemi için en önemli takviye olacaktır. Ama şimdi insanların hayatlarına bakıyoruz. Günlük hayatlarında o her an bulabilecekleri, ulaşabilecekleri meyve ve sebzeleri tüketmiyorlar. Hani bir bakıyorsunuz bir hafta içerisinde belki bir gün yiyor. O zaman takviye gerekiyor. Hmm. Ama düzenli olarak meyve ve sebze tüketiyorsa tavsiye ettiğimiz odur. O zaman takviyeye hiç gerek yok. Kısacası sağlıklı bir beslenme planınız varsa ve buna uyuyorsanız hayatınız boyunca o zaman da bu şeylere gerek yok. Adı üstünde takviye zaten. Evet. İhtiyacınız varsa takviye etmek gerekiyor. Evet. Peki. Hocam yazın güneşten aldığımız D vitamini kış aylarında bize yetmiyor mu? Da bu işin desteği olması lazım diyorlar. Kesinlikle yetmiyor. Bunu biz ölçümlerle görüyoruz. Şimdi evet günde bir saat kadar D vitamini güneş ışığıyla ciltte yapılıyor. Ama günde bir saat kadar o ışınlardan cilt faydalanabiliyor. Ama yine baktığımız zaman sokakta oynayan çocuk dışında D vitamininden faydalanan kimse yok. Çünkü kimse güneşte durmuyor, dışarıda vakit geçirmiyor. Alışverişlerine kapalı alışveriş merkezlerinde, arabalarını kapalı otoparklarda, büyük iş yerlerinde çalışıyorlar ve insanlar güneş ışığını görmüyorlar. Ne yazın ne kışın. Evet. Ama D vitamini o kadar önemli ki bağışıklık sisteminin neredeyse orkestra şefi gibi o olmazsa bağışıklık sistemi yeteri kadar çalışmıyor. Hem Covid döneminde de çalışmalarını gördük. Beraber yorumladık da. Evet. Ondan sonra ama daha önce influenza ile ilgili çalışmalar da var. Yani griple ilgili çalışmalar da var. Burada hep bu hastalığın seyrinin ya kısa sürmesi ya da komplikasyonların gelişmemesi adına D vitamininin önemine atıfta bulunuyorlar. Çok. Gerçekten çok. Böyle mi? Kesinlikle öyle. Yeni çalışmalar özellikle bu 2,5 yılı 3 yılına neredeyse yaklaşıyor pandeminin. Artık yapılan büyük çalışmalar, uzun vadeli çalışmalar çok net gösterdi ki D vitamini ne kadar yüksekse o kadar hızlı atlatıyor. Ne kadar düşükse uzun ve zorlu bir COVID enfeksiyonu geçiriyorlar. Veya işte gripte de aslında aynı etkiyi görüyoruz. Benzer influenza'da da gripte de görüyoruz gerçekten. Hatta bulaşmayı bile önlediği gibi yani bulaşma derken bulaşmayı belki de önlemiyor ama gripin. Gripin vücudunuzda çoğalmasını engellediği için mi hastalık görmüyorsunuz gibi bir varsayım var. Araştırmalarda gördüm. Bu sorunun cevabı aslında şu. D vitamini yeterince cildimiz yapmadığı için takviye gerekli. Mutlaka takviye almamız lazım. Evet. O yüzden destek lazım. Üzüntü bağışıklığımızı etkiler mi? Kesinlikle etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor ve biz ağır hastalık geçiren hastalara baktığımız zaman hep şunu söylerler. Çok yoğun, stresli bir dönem geçirdim ya da çok ağır bir üzüntü atlattım. Onun arkasından bunu geçirdim diye. Hasta genellikle anlatıyor ama biz sorduğumuz zaman da bu cevabı alıyoruz. Üzüntü bağışıklık sistemini negatif yönde etkiliyor. Evet. Bağışıklığı güçlendirmek için grip aşısı olmamız tek başına yeterli değil mi? Bağışıklığımız o kadar çok virüsle, o kadar çok bakterilerle savaşıyor ki grip bunlardan sadece bir tanesi. Ama akciğer enfeksiyonları yapıp ölüm oranları yüksek olduğu için diğer soğuk algınlığı virüslerin içi arasında influenza ön planda geçiyor. O yüzden de aşısı var. Onu yapıyoruz ama
Sadece influenza aşısı yaparak bağışıklık sistemini ne güçlendirebiliriz ne diğer soğuk algınlığı virüslerine etkisi var. Burada şunu da sormak istiyorum. Mesela biz pandemi döneminde hafızayı öğrendik değil mi? İşte COVID geçirdiyseniz, işte hafızanız kuvvetliyse, vücudunuz antikor üretti filan, hastalığa bir daha yakalanabilirsiniz ama ağır yakalanamazsınız. Önce yakalanamazsınız diyorduk. Sonrasında yakalanabilirsiniz ama ağır olmaz. Sonra mutasyonlar filan oldu. Yine bu ağır hasta olanlar oldu. Ama mevsimsel soğuk algınlığına sebep olan enfeksiyonlar, her yıl aynılarını belki görüyoruz. Vücudumuz bunlara karşı hafıza oluşturmuyor mu ya? Bir kere soğuk algınlığı oldum, önümüzdeki sene olmasam olmaz mıydı yani? Maalesef olmuyor işte. Çünkü virüsler her zaman insan bağışıklığının bir adım önüne geçiyorlar. Hmm. Ve küçük mutasyonlar yapıyor. Şimdi bizim COVID'de gördüğümüz o varyantlar dediğimiz bu mutasyonları grip virüsü sürekli yapıyor. O nedenle aşı içeriği de değişiyor. Her sene yeni aşı oluşturulmasının nedeni bir sene önce en fazla görülen virüsler sıralandığında ilk dörtteki aşı içeriği olarak oluşturuluyor. Hızlı mutasyon yaptığı için. Bu grip için peki diğerleri için RSV var değil mi? İşte insan koronavirüsleri var veya işte başka parainfluenzalar falan var. Bir sürü enfeksiyona sebep olan üst solunum yolu enfeksiyonu patojeni var. Bunlara karşı vücudumuz bağışıklık geliştirmiyor mu? Geliştiriyor ama oluşturduğu bağışıklık kısa süreli. Genellikle 1 ya da 2 yıl. Anladım. Çok ağır grip geçiren kişiler genellikle 1-2 yıl hiç olmazlar. Bağışıklık yavaş yavaş düşer, ondan sonra yenisine olur. Maalesef evet. Uzun vadeli bir antikor düzeyi oluşmuyor hiçbir soğuk algınlığı virüsünde. Şimdi kış geldi değerli izleyenler ve arkadaki fotoğrafa hepimiz aşinayız. Şöyle bir görelim. Baktığınız zaman evde 2 kişi, burunlar kıpkırmızı, ondan sonra kalın bir şekilde giyinmişler, ellerinde peçete. Muhtemelen hepimiz bu tabloyu yaşıyoruz. Ve grip mi yaşıyorum acaba, soğuk algınlığı mı? Bu hep karıştırdığımız bir şey. Çünkü soğuk algınlığı yaşasak bile ne olduğunu diyorsun, grip oldum diyor. Aslında grip çok daha ağır bir tablo olması lazım. Evet. O yüzden soğuk algınlığı şöyle bir net bir tanıyalım istedim. Onun bakalım detaylarında neler varmış. Evet, soğuk algınlığı belirtilerinde hocam neler olur? Bizi gripten ayıran özelliklerini birazdan tablo yaparız, söyleriz ama hangi belirtiler soğuk algınlığı demektir? Soğuk algınlığı dediğimiz geniş bir çerçevede, geniş bir şemsiyenin altında birçok virüsün ortaya çıkarttığı ortak bir tablodur. Burada yazdığı gibi hafif bir öksürük, burun akıntısı ama burundan böyle sürekli damlayan bir akıntı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, titreme, yorgunluk, kas ağrıları, eklem ağrıları ve iştahsızlık. Hasta bu belirtilerle işine de gider, okuluna da gider. Hani burnu akar, arada bir hapşırır ama genel eforunu çok kaybetmez. Ama grip ondan çok farklı. Griple hiç kimse ne okuluna gidebilir ne işine gidebilir. Hakikaten yatar. Zaten o yüzden adı paçavra hastalığıdır. Halk arasında paçavra hastalığı diye bilinir. Evet, o halde karşılaştırma tablosuna da şöyle bir bakalım. Belirtilere baktığımız zaman COVID-19'u da ekledik buraya. COVID-19, soğuk algınlığı ve grip. Şimdi halsizlik gripte çok tipik anladığım kadarıyla. Baş ağrısı, vücut ağrısı ve titreme gibi durumlar ve yüksek ateş gripin en belirgin şeyleri. Yani evet. Yıkıyor resmen anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Hasta geldiğinde bir kere gözleri hani kan çanağı gibidir, çakmak çakmak diye tarif edilir. Burnu kıpkırmızı, boğazı o kadar yanıyordur ki yutkunmakta çok zorluk çeker. Kuru öksürür, burnu soğuk algınlığındaki gibi şıp şıp damlamaz aslında. Daha hafif bir akıntısı vardır. Burun akıntısı çok tipik değildir ama şiddetli bir baş ağrısı tarif eder. Hastalar hep şöyle söyler, sanki cendereye sıkılmış, böyle cenderenin içerisinde gibi şiddetli bir baş ağrısı, hatta öksürürken, konuşurken bile başım zonkluyor diye tarif eder. Öyle bir baş ağrısı, kemikleri, kasları o kadar ağrır ki hasta hep kendini böyle bitkin yatmak ister. Soğuk algınlığı öyle değildir. Aktivitesini yapar. Çocuk oynar mesela. Oyuncaklarıyla oynar ama influenza grip geçirirken yatar. Şimdi önemli bir şey. Belirtileri mi yoksa hastalığı mı tedavi ediyoruz? Bu her iki hastalıkta da. Kesinlikle bu çok önemli. Yani ben hasta olduysam mutlaka bir ilaç alacağım. Bir ilaç almalıyım diye bir şartlanma var. Hele ki ilaç derken antibiyotiği en çok insanlar kastediyorlar. Çünkü antibiyotik mucizevi bir ilaç olarak görünüyor. Ateş düşürür, ağrı keser, mikropları öldürür, virüsü de öldürür, bakteriyi de öldürür. Öyle özellikleri yok antibiyotiğin. Antibiyotik sadece bakterileri öldürür. Düşünün, içiyorsun, dezenfektan gibi hissediyorsun. Evet, öyle düşünülüyor. Ben antibiyotik içtiğim zaman kendimi iyi hissediyorum diyor. Plasebo etkisiyle.
iyi hissediyorlar. Gerçekten antibiyotiğe karşı büyük bir güven var. Ama bu çok yanlış bir güven ve Türkiye'ye özgü bir şey. Evet. Çünkü en fazla antibiyotik kullanan dünyadaki ülkelerden biriyiz. Ülkelerden biriyiz. Lider ülkelerden. Aynen. Böyle bir hastamız var. Şimdi onu tanıyalım. Sonrasında kendisini stüdyomuzda alacağız. Bakalım neden kullanıyormuş. Detayları inceleyeceğiz. Merhaba, ben Serhat Akdoğan, 40 yaşındayım. 20 yıldır hastalıklarla boğuşuyorum. Kronik sinüzit, bronşit, faranjit geçiriyorum. Sürekli öksürüyorum. Geceleri uyuyamıyorum, burun tıkanıklığından nefes alamıyorum. Bunun sebebini öğrenmek için de doktor gel diye başvurdum. Çok merak ediyorum, acaba doktorlarımız ne diyecek? Hastalık mevsiminde doktor geldi de hastalıkları konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğum Serhat Akbaba bizlerle birlikte ve çok değerli hocam Meral Sönmez oluyor yine bizlerle birlikte. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlarım dedi ki Serhat Bey bize başvurdu. Sürekli dedi hastalanıyormuş, sürekli dedi ilaç kullanıyormuş. Dedim ki kader ortağım. Evet. Dert yoldaşım. Aynı dertten muzdaribiz. Sen de anlat, ben de anlatayım. Ne derdimiz var, ne şikayetimiz var? Kaç yıldır böyle hissediyorsun kendini? Hocam 15-20 senedir böyle. Yani sürekli üşütmeye bağlı yani antibiyotik kullandım. İşte geceleri uyuyamıyorum burun tıkanıklığından. İşte ciğerlerim sürekli dolu, temizleyemiyorum. Yani soğuğa dayanamıyorum yani. Hemen bir ufak bir soğukta hemen üşütüyorum yani. Acaba soğuktan mı üşütüyorsun? Soğuk iklim esnasında birlikte olduğun, beraber olduğun, yan yana geldiğin insanlar yüzünden mi bu hastalıkları kapıyor olabilirsin? Hem ondan da olabilir hem de ya tek başımayken de yani soğuk olduğu zaman mesela. Değil mi? Üşütebiliyorum yani. Soğuk hocam hasta eder mi? Soğuk kış enfeksiyonlarının en önemli aslında etkenlerinden biri. Hı hı. Bir kere... soğuk olunca bağışıklık sistemi hem ondan etkilenir hem insanlar daha çok bir arada bulunurlar. Hava sirkülasyonu azalır, bakterilerin dolaşması çok daha kolaylaşır ve bakteriler de soğuk ortamda epitelleri daha kolay tutunuyorlar. Yani o bir kolaylaştırıcı etkendir. Anladım. Soğukta bakteriyel enfeksiyon daha yaygın diyebiliriz belki. Peki ne oluyor? Burnun tıkanıyor hemen, hastalanıyorsun. Burnum tıkanıyor, başım çok ağrıyor. Yani sürekli sıcak suyla yıkamak zorunda kalıyorum. Senede kaç defa hasta oluyorsundur? 15 yıldır hastasın. Kış döneminde yani neredeyse yani belki bir 10 gün, 15 gün rahat ediyorum. O kadar. Yani bir 15 gün hastalık çekiyorum. Bir 2-3 gün rahatım, sonra tekrar başlıyor. Ya. Başlayınca ne yapıyorsun peki? Sürekli ilaç kullanıyorum, kullanmak zorunda kalıyorum demişsin arkadaşlara. İşte mecburiyetten antibiyotik kullanıyorum. İşte sürekli tuzlu su çekiyorum burnuma, burnum açılsın diye. Yarıyor mu, fayda veriyor mu? Ya biraz açıyor, işte gece biraz rahat ettiriyor ama gün boyu yine aynı yani. Evet, benim de burnum tıkandığında ben de su çekerek veriyorum. Çünkü hınkırmanın en iyi yolu o. Etrafı suyla biraz doldurup öyle boşaltmak. Çocuklarda bile böyle damlayla su dolduruyoruz, öyle... burunlarını boşaltmaya çalışıyoruz ama bu antibiyotik işi ilginç. Senede o zaman birkaç defa antibiyotik kullanmak zorunda mı kalıyorsun? Evet. Ayda bir 4 kutu kullanıyorum neredeyse. Ne kadar? 4 kutu. Ayda 4 kutu. Evet. Ayda zaten 4 hafta var. Her kutu 5 veya 7 günlük. Sürekli kullanılıyor gibi görünüyor. Ya bazen böyle çok ağır antibiyotikler var. 2-3 tane kullanılan. Evet. Böyle steril mi yaşamak istiyorsun? Acaba böyle bir yani işin seni bu antibiyotik kullanmaya yönelten nedir? Ya vücudundaki bütün mikroplar ölsün de rahatlayayım mı? Yoksa ya bu hastalıktan kurtulayım diye mi? İşte bazen saplantı noktasına da geliyor antibiyotik işi. İltihaplanmadan kurtulmak için. İltihap oluyor ciğerlerim. Evet. Vücutta kalıcı böyle enfeksiyonlar var mı? Bakteriyel enfeksiyonlar sürekli antibiyotikle tedavi etmek zorunda kaldığınız. Taşıyıcı olan beta mikrobu, streptokokus A grubu, beta multik streptokokların taşıyıcı olduğu gruplar var ama onlarda bile... çözüm antibiyotik kullanmak değil. Mutlaka odağı uzaklaştırıyoruz. Tonsilektomi yapıyoruz. Bademcik odağı temizliyoruz. Ama hiçbir zaman sürekli antibiyotik kullanarak odak çürütme ya da bir tedavi yöntemi yoktur. Bu yanlış bir yaklaşım. Anladığım kadarıyla sinüziti de var herhalde. Evet. Şimdi mutlaka bir kolaylaştıran başka bir etken vardır. Soğuk gibi insanların enfeksiyonların bir arada bulunup birbirlerine bulaştırmaları gibi başka kolaylaştırıcı etkenler de var. Bunlardan bir tanesi konuştuğumuz burnun sürekli tıkalı olması, ağızdan nefes alması.
Bu çok önemli bir şey. İkincisi solunum epitellerinin daha kolay enfeksiyona yakalanması neden olan bir etken daha var. Sigara kullanımı. Sigara içiyor musunuz? Evet. Mesela çok önemli bir etkendir bu. Sigara içen, burnu tıkalı olan ve çok hani kendisini çok korumayan, bağışıklık sisteminin şartı olan şeyler var. Uykuyu çok düzenli almak, çok iyi su tüketmek, fiziksel aktivitelere çok bulunmak ve gerçekten sağlıklı beslenmek. Bütün bu şartları sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Tam değil. Şimdi Serhat Bey bu durumdan kurtulmak istiyor. Bize de başvurmuş. Evet. Biz muhtemelen bir incelemeye tabi tutmamız lazım. Belki doğru. De bağışıklığı ile ilgili, bağışıklığımla ilgili sorun mu var diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Ne olabilir? Yani mesela doğumsal bir sorun olabilir mi? Bağırsaklarınızla ilgili de bir şikayetten bahsetmişsiniz çünkü galiba. Evet. Hazımsızlık var. İşte, mide yanması, gastrit var. Evet. Onun akabinde de kabızlık var. Aynen. Bir taraftan onlar da bunlar var. Da aslında uzun süreli antibiyotik kullanmanın komplikasyonları, yan etkileri. Çünkü floraları yok ediyor. Hani kolateral etki dediğimiz şey antibiyotiğin bizim flora bakterilerimizi yararlı, gerçekten yararlı olan bakterileri öldürmesi ve artık bir probiyotik ihtiyacının doğması, konstipasyon, kabızlık, gaz oluşması, mide yanması. Aslında uzun süreli antibiyotik kullanan kişilerin en çok görülen yan etkileri. İyileşeceğim diye antibiyotik kullanıyor ama daha çok hasta ediyor kendini. Evet. O zaman buradan bunu anlıyorum. Kötü bir kısır döngüye girmiş. Peki oluyor. Antibiyotik sana bu burnuna falan iyi geliyor mu? Hocam antibiyotik kullanmamayı denedim ciğerlerim için. Yani bir ay, iki ay boyunca hiç iyileşemedim yani. Allah Allah ya. Ama sonuçta uzun vadede bir kalıcı iyi bir etki de yaratmamış antibiyotik. Çünkü tekrar kullanmanız gerekmiş. Evet. Aslında antibiyotiğin iyi etki ettiğini biz şöyle görürüz. Semptomların, yani belirtilerin hepsi kaybolur ve uzun vadede de tekrar ortaya çıkmaz. Ama böyle bir etki de oluşmamış sizde. Evet. Genetik faktörlerden bir tanesi, böyle sık enfeksiyon olan kişilerden bir tanesi de IgA eksikliği. Toplumda aslında %2-3 oranında IgA eksikliği var. Onlar en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarını sık geçirirler, sinüzit komplikasyonları çok olur ve bize en çok antibiyotik kullanıyorum diye gelirler. Ve buna bakılması lazım. Bulduk diyelim, tedavisi yok. Şimdi şöyle bir şey de olabiliyor mu? Mesela belki viral bir enfeksiyon aldı. Viral enfeksiyon, burun içi eğriliğiniz de olabilir belki. Tabii. Ondan sonra viral bir enfeksiyon aldı. Bu viral enfeksiyonun üzerine bir bakteriyel enfeksiyon hemen binebilir mi? Tabii. Çok görülüyor. Özellikle o yüzden belki antibiyotikle biraz rahat ettiğini hissediyor olabilir. Yani. Evet. Evet. Yani viral enfeksiyonların en önemli komplikasyonu zaten sinüzit, otit ki onlar bakteriyel. Bir süper enfeksiyon, ikinci enfeksiyon eklenmesi. O uzar, antibiyotik gereksinimi olur, antibiyotik içince de rahatlar. Ama bunların da çoğu yapılan çalışmalarda antibiyotiksiz geçiyor. Zaten geçiyor. Ateşin oldu mu? Oluyor mu? Evet, sürekli oluyor. Sürekli ateş de oluyor. Bunu detaylı bir şekilde inceleyelim. Yani gerekli kan tahlilleri bakalım, bağışıklığı gösteren bazı işte durumlar da var. Bir de bu vücudun bağışık hücrelerinin savaşabilme kabiliyetini bize gösteren alt tip analizi diyoruz. Evet. Onu bence yaptıralım hocam. Tabii ki. Tabii ondan ki. Sonra siz de bir detaylı muayene edin. Belki bir odak bulursunuz. Tabii. Ben Serhat Bey'i hastanede misafir etmek istiyorum. Ondan sonra kan tahlillerine bakalım. Nerede kaynaklanıyor? Belki bir odak var. Onu kurutamadığımız için sürekli o seni hasta ediyor. Yaz döneminde rahat ediyorsun. Çünkü çevresel diğer etkenler ortadan kalkıyor. Halbuki sen taşımaya devam ediyor olabilirsin. Kış geldiğinde bağışıklık en ufak bir denge bozukluğu olduğunda bu hastalık tekrar ediyor olabilir. Maske takıyor musun? Ara sıra takıyorum. Bıraktın ama pandemi bitti, maske evet. Bitti falan diyorsun ya belki de. Evet, bir de yazın da oluyor mesela klimalı ortamda. Yanındaki insana bir şey olmuyor mesela. Ben üşütebiliyorum. Yani. Hocam soğuğa duyarlı bir grup var gerçekten. Kesinlikle. Soğuk agglutinin hastalığı denilen bir şey var. Evet, soğuğa yani. Ciddi olarak duyarlı olan. Bunu çok duyuyorum yani. Soğukta hızlı bir şekilde düşen bir grup var gerçekten. Ama hastamızda birçok faktör var. Bir kere sigara içiyor. Büyük bir ihtimalle septum deviasyonu var, öyle görünüyor. Ve burundan nefes alması da çok iyi gibi görünmüyor. Ve birazcık da antibiyotik güveni fazla. Hani fazla antibiyotik tüketimi aslında kısır döngüye de sokuyor. O yüzden araştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, tamam o halde. Yani seni davet ediyoruz. Arkadaşlarım gerekli organizasyonları yapacaklar. Meral Hocam da inşallah muayeneni yapacak. Belki bir kulak burun boğaz muayenesine de ihtiyacı olabilir. Gerekecek görünüyor evet. Tamam. Orada da hocalarımız destekleyeceklerdir.
Hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. İnşallah bu dertten seni bu sefer kurtarmış oluruz. Tabii ki belirli önlemler tavsiye edeceğiz. Belirli şeyler tavsiye edeceğiz. Onlara da senin de uyman gerekiyor. Ama bu ilaçlarla vücudunu çok daha erken yıpratırsın. Diğer sistemleri bozma durumu söz konusu olabilir. O yüzden daha dikkatli davranacağız. Tamam, tamam hocam, teşekkür ederim. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, şimdi mutfağa geçiyorum. Ayva Şef beni bekliyor. Hazırlıklar tamam olduğunu düşünüyorum. Hazır mıyız acaba? Tabii tabii hocam. Evet, şimdiden eline sağlık o halde. Ben sizi böyle alayım. Ben kaçmaya çalışıyordum. O zaman hemen önce çorbayı yapalım, aradan çıkalım. Sonra yarışmamızı mı yapsak? Nasıl, yarışma ayı çorba? Tabii. Çorbada rakip tanımıyorsun anladığım kadarıyla. Yok, çorba şimdi hastalıklarla ilgili olduğu için. Hemen şöyle gösterelim. Bu kemikle beraber üzerindeki deriyi de almadan güzelce kaynattık. Muhteşem bir şifalı su elde ettik hocam. Evet, yağ da içinde. Tabii tabii tabii. Şey de içinde. Bu kaynattığımız suyun içerisine hemen şöyle mantıları boşaltıyoruz sıcağı sıcağına. Ve buradan işte birazcık zencefil. İsteyen sarımsak da eklerse daha da şifalı olur. İçerisine canınız ne çekiyorsa baharat kısımlarında tamamen tercih sizin sevgili izleyiciler. Ben böyle hasta çorbası geldiğinde pul biber ve koyuyorum, karabiber koyuyorum. Birazcık böyle terlememe de vesile oluyor. Sanki terleyince de iyi hissediyorum gibi oluyor. Vallahi hep söylerdi ya annelerimiz işte terle sökütçü hastalığı diye. Aynen. Ben de o kafadayım hocam. Terleyip söküttükten sonra herhalde iyi olduğumuza mı inanıyoruz artık? Öyle bir his oluşuyor. Burada acı biber kullanırsanız vücuttaki ısıyı da biraz yükselttikten sonra terlemeyi de daha yardımcı olacaktır. Bunların hepsini güzelce şöyle ince ince doğruyorsunuz. Bu arada sen antrenman yap istersen hocam. Şimdi o biberi kesiş işini seyrettikten sonra biraz vazgeçtim gibi. Ama hocam yaptığımız iş aslında yakın. Siz de sonuçta cerrahsınız. Güzelce kesip biçiyorsunuz. Evet, ne yapmam gerekiyor? Bıçak bence antrenman yap. Parmaklarını falan şöyle güzelce çalıştır hocam. Evet. Burada isteyen hazırlanıyorum. Salça da ekleyebilir. Salça istemiyorsanız güzelce bir taze domates de kullanabilirsiniz. Şöyle çöpünü aldıktan sonra... Bunları ben doğruyorum ama siz uğraşmayayım istiyorsanız rende yapabilirsiniz güzelce. Ama çorbaların içerisinde böyle taneli olması birazcık daha böyle çiğneme hissiyle doymaya da etken. Onun için hani su gibi çorba içerseniz biraz daha fazla ekmek yiyorsunuz ama taneli çorba olursa ekmek yeme hissini durduruyor. Ondan dolayı da taneli yapmanız birazcık daha böyle sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar için onu tavsiye ediyoruz. Mantısız da yapılabilir ama bu değil mi? Mantısız da yapılabilir. Mantısız ya da içinde herhangi bir hani tamamlayıcı olsun istiyorsanız buna şehriye eklenebilir, pirinç eklenebilir, bulgur eklenebilir. Elinizde ne varsa hocam. Evet. Yani mantıyı biz niye koyduk? Hani burada birazcık daha doyurucu olsun, şey olsun diye nasıl koyduk. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Ben kepçe bakıyorum hocam. Efendim, olabilir miyiz sizce? Estağfurullah, ne demek? Ne demek? Burada envai çeşit kepçe. Ben de önlüğümü bir taraftan şöyle giyeyim. Madem öyle. Hazırlan dedi, antrenman yap dedi. Parmaklarım yeteri kadar ısındığını düşünüyorum. Buradan hemen biraz hocamın da sevdiği karabiber. Tuzumuzu ekliyoruz. Evet, tuz da gerçekten olmazsa olmaz ya. Ama işte tansiyon olanlar tabii biraz az daha koyacağım. Az kullanması az lazım. Bunları güzelce şöyle karıştırdım ama burada bir püf nokta var. Mantılar çok böyle kaynayıp da hamur haline gelmesin. Birazcık dişe gelecek şekilde altını kapatın. Çünkü zaten o ısıyla beraber... Hocam başlama, gözünü seveyim bak. Şimdi ondan sonra beni yeniyorsun. Estağfurullah, çöpünü bir şey yapayım dedim. Şöyle bıçak analizlerine şöyle bakalım. Hocam herhalde benden korktu. Bir taraftan doğramaya başlayayım diyor. Burada bol miktarda maydanoz. Hayır, ne tarifi yapacağımı söylersen en azından organize olabilirim yani. Hocam bilmeyeceğim artık ne çıkar. Evet, evet. Belki şuradaki malzemeden ne çıkacak hocam? Tatlı çıkmaz. İlla ki şöyle güzel bir kış salatası yapacağız. Ama biz zamanla yarışıyoruz biliyorsunuz. Evet. Evet, şu an çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi mantılar da hafiften kendini şöyle bıraktı. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kemikli etimi soğuduktan sonra bunu elinize didiklersiniz ya da bıçakla doğrarsınız. İçine eklersiniz şöyle bol limonla beraber afiyetle tüketirsiniz. Şimdiden herkese şifa olsun, afiyet olsun. Programın bitimine az kaldı. Yiyebileceğiz değil mi bunu? Artık şansa hocam. Bakın mantılar diriyken altını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz artık. Kapağını da kapatacağız. Kendi buharıyla beraber hop çorbamız hazır. Şimdi hocam evet. Gelelim bizim konuya. O un var orada.
Bunu ben kullanmak istemedim çünkü mantı attığımız için hani yoğunlaştırmada yoksa kullanılabilir. Yoksa çorbanın meyanesi gibi mi? Aynen. Aslında bravo. Şöyle çorba iki türlü yapılabilir. Siz denedim. Yağı ısıtıp birazcık un attıktan sonra yoğunlaştırmayı biliyorsunuz. Hep söylemiştik hani soğuk su ekliyorsunuz, kıvamlaştırıyorsunuz. O şekilde de yapabilirsiniz ama mantı eklediğimiz için mantının üstündeki nişastayla çorba yoğunluğunu dengelersiniz. O zaman una gerek kalmıyor. Şimdi hocam benim sizden istediğim güzel bir salata yapacağız beraber. Burada malzemelerimiz var. Bu malzemelerin hepsini çatala gelecek şekilde doğrayacağız. Bu bir. İkincisi bunlar zaten yıkandı, temiz. Ama hocam hep büyük bıçak veriyorsun. Şimdi domatesi böyle büyük bıçakla. Ha demin yaptığınız gibi tamam çözdüm mevzuyu. Peki. Rende falan yok. İşte rendeyi koymamamız. Siz cerrahsınız kesiyorsunuz. Ben de aşçıyım kesiyorum. İkimiz de eşitiz. Evet. İkimiz de keseceğiz. Benim bıçak yalnız bu kadar büyük değil. Hocam değiştirelim. Değiştirelim. Çok. Yok. Şimdi tek ricam buradaki her şeyi tamamını kullanacağız. Burada bir kabımız var. Bunun içerisinde karıştıracağız. Şimdi ben şurayı bir ayarlayayım kendimi. Evet hazır mıyız hocam? Hazırım. Evet. Hocam başladın mı? Başlıyorum. Hocam iyi bir salata için bıçakla doğramak çok tercih etmiyoruz. Sanki sen bıçakla doğruyorsun gibi bıçakla bir ses geldi. Evet bıçakla doğrayayım dedim. Oh! Hocam iyi misiniz? Biraz iri doğradım ben de. Senin yaptığın gibi. Şöyle alacağım şimdi bunları. Şöyle üst üste. Bir dakika. Bitti mi hocam? Yani. Bu pancar ha. Çek tamam. Dur. Evet. Hocam herhalde kalbi çıkardı dışarıya. Çok ince çalışıyor. Ama bir dakika sen malzemenin bütününü kullanacaksın dedin. Evet hocam. Yani salatanın içerisine buradaki her şeyden olacak. Ha yani tamamını koymayacağız yani. Çünkü hepsini biraz yarım kattığını görüyorum da biraz şey yani bizi o açıdan. Vallahi hocam doyurucu olsun da. Nasıl doğramıştı? Demin böyle mi? Ama narın hepsini içine koymamız lazım hocam. Onu halledeceğim. Onu, en kolayı o. Şekil bütünlüğü gerekli mi? Hocam zevkinize göre. Zevk derken biraz şey ama bir ya. Sonunda tabii ki yenilebilir halde göze de hitap etmesi lazım. Evet. Tabii benimki bu arada nasıl çıkacak ben de bilmiyorum ama inşallah. Hocam ben kahve içmeye gidiyorum. Nereye? Yani benim işim bitti artık. Bitti mi hocam? Bitiyor. Hocam test edebiliriz. İçinde her şey var. Buyurun. Evet bir dakika ya. Portakalı da sıktın kesin. Suyunu sıkmışsındır. Vallahi doğranmış halde gösterebilirim burada. Bakın burada. Ben suyunu sıktım. Evet ne kadar kolay işler varsa hocam denese de şu an bir herhalde 3 dakika geçti. Ama hocam hala yapmaya çalışıyor. Gerçekten çok şey... Evet sevgili hanımlar siz de böyle hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Biz bir dakika kaç dakika bekliyoruz. Oldu? Ekranda şu anda kronometre var. Yönetmen arkadaşım da söylüyor şu anda. 3,5 dakikadayız. Hocamın daha zamanı çok. Ben şu tavuğu bari yapayım da çorbayı da bitireyim. Gerçekten yaptığına inanamıyorum ya. Bu yarışma kurallarına. Ama hocam siz işin sonunda gerçekten iyi bir yarışmaya katılacaksınız. Birkaç daha yarışırsak muhteşem gidiyorsunuz. Ama benimki daha güzel oldu. Bakar mısınız şimdi uzaktan arkadaşlar bakınca gerçekten yönetmen diyor ki hocam sen daha güzel yaptın. Öyle mi diyorlar cidden? Yani
Medyanın abartması. Sevgili yönetmenim. Yani biz çorbayı da bitirdik üstüne. Lütfen. Evet şu. Böyle mi yaptık? Çıkıyor çıkıyor hocam. Bir tane iki tane çıkıyor. Evet şu tavuklarımızı da gördüğünüz gibi iri parçalar halinde ekledik. Güzelce şöyle karıştıralım. Oo mis. Şimdi kasede de göreceksiniz. Bakın. Kabuk mabuk da bırakırız ona da laf ederler. Bu görüyorum yarışma programlarında. Onu mu bıraktım, bunu mu bıraktım, bunu mu yiyeceğim filan. Gerçekten insan... Hocam batırdın her tarafı Allah aşkına ya. Evet, çorbamız da hazır. Yanında çok güzel böyle kış salatası. Şu anda mevsiminde olan nar, turp, bunları bol bol kullanabiliriz salatamızın içerisine. Tabii ki yeşilliklerimizi de elle parçalarsanız eğer... Burada toksinleşme oluşuyor ve salata kendini böyle bırakıyor. Kapuska gibi oluyor. Bunun da sebebi bıçak vurduğunuz için. Hocam bıçakla doğradı mesela. O olmaz. Bunları da yapmadan önce buzlu suyun içerisinde oldu bekletirseniz canım, nasıl olmadı? Çıtır çıtır restoranlarda yediğiniz salata gibi bir salata elde etmiş olursunuz. Şimdi buna güzel limonu sıkıp üstüne birazcık da pul biberle şifa niyetine afiyetle tüketebilirsiniz. Hocamın yarım saattir yapmaya çalıştığı salata da burada gördüğünüz gibi biz yaptık. Çorbayı da bitirdik. Ben şu kemiği de ayıklayayım da hocam. Biter mi o zamana kadar? Bir dakika ya lütfen ya. Bakar mısınız şimdi? Fotoğraf tabii. Lütfen. Lütfen şöyle yakından, yukarıdan, bütün kameralardan gösterelim. Bir tarafta gözü bağlı bir şefin yaptığı, bir taraftan da gözleri açık bir şekilde hocamın yaptığı. Fena değil ama. Ben sevgili izleyicilerime bırakıyorum. Sosyal medyadan yazın hangi salata iyi ise alınan oya göre bir dahaki programda burada... Hocamın cezasını kabul edeceğim. Epek. Ama oldu. İdare eder hocam. Aramızda kalsın. Elini falan rendelemedin değil mi içine? Yok. Şu parçaya bakar mısınız? Hocam bir dakika lütfen gözünü seveyim ya. Evet. Şimdi bunu bir insan yemeye çalışsa midede yarısı, ağızda da yarısı kalacak. Yani onun için siz ben hocam onu gibi... almaya çalıştım orada fazlalık. Tabii tabii hocam ben altında şimdi bir sürü şey çıkartırım, açık çıkartırım da yabancı değilsiniz. Ellerinize sağlık. Muhteşem oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün güzel bir yarışmayla sonlandırdık. Hocamın da ellerine sağlık. Çorba gerçekten? Harika gerçekten. Şu an içilecek kıvamda yiyebilirsin hocam. Evet bazen yani... Bazen. Bazı aşçılar ve şefler yemelik değil izlemelik yapıyor ama benimkini test edebilirsin hocam. Yemelik kaşık mi? Yemelik hocam. Kaşık nerede? Şurada küçük kepçeyle dene hocam. Mantısından tavuğundan büyük al şöyle. Büyük kepçeyle niye yemiyoruz? Ne bileyim dökersin diyor hocam. Kaşık bulamadım ama orada gerçekten bakabilirsiniz. Gerçekten süper. Tebrik ediyorum. Eline sağlık. Afiyet olsun. İyi ki varsın. Vallahi süper olmuş. Programı bitirmeyi unuttum. Ondan sonra. Evet değerli izleyenler, Doktor Geldi'nin bir bölümünde daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Afiyet olsun.